Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ın 4. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bu bölüm efsane şeyler yapacağız. Çok güzel işlerimiz var. Tam gaz devam edeceğiz seriye. Ve arkadaşlar seri çok hoşunuza gitti. Ben de bu durumdan dolayı çok mutluyum. 3 bölümde trendlere girdi ve oyun trendi değil, ana trendlere girdi. Bu durumdan dolayı gerçekten çok mutluyum ve hiç aksamadan bam bam bölümler gelmeye devam edecek. Bu arada arkadaşlar videoya 30.000 like geldiğinde yeni bölüm geliyor. 5. bölüm yolda. Bu bölüm efsane şeyler yapacağız. Zaten neler yapacağız göreceksiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Şimdi videoya. Evet, günaydın Fehmi. Uyan bakalım oğlum. Uyan bakalım. Yeni bir gün, yeni bir hayat. Bakalım bugün neler olacak? Bugün çok farklı artık hedeflerimiz var. Çünkü artık bir eve çıkacağız. Çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada artık belimiz ağrıdı ya. Artık para da kazanıyoruz. Bakın ne kadar param var. Hemen bakıyorum. 20.000 dolarım var. Şurada yatıyorum. Şu parkede yatıyorum. Artık yeter. Artık yeter. Buramıza geldi ya. Buramıza geldi ya. Bu sabah artık bir iş yaparız tabii. Mecbur iş yapacağız. Hemen ellerimizi yıkayarak başlayalım. İş neden yapıyorum? Kovulmak istemiyorum. Patronumla, patronun içemle aramı kötü tutmak istemiyorum. Bakayım tatlı şey hiç tweet falan atmış mı? Bakıyorum. Ya aşkım manyak mısın? Aklım gitti ya. Aklım gitti. Yemin ederim aklım gitti ya. Kime bir şey tweet atıyorsun ya? Samet o bizim. Bu arada arkadaşlar ana kanala da Pınar'la efsane bir video geldi. Gelmediyse de gelecek. Onu da izlersiniz ana kanala giderek. Dur şimdi şu etimizi pişirelim. Ben en son patron içemin. Patron içemin tweetine bakacaktım. Tweet atmış mı? Allah'ım ya salak kız bak bak. Tweet atmış bak bak hele. Nereye çekmiş lan o? Yine bir yerlerde çatıda mı bahçede mi o? Dur dur şunu beğenelim hemen. Hemen beğendik. En son bak ondan önce ben paylaşmıştım. Ne kadar güzel bir manzara. Hayırsa oldu ki değil diye. Uyanmış sabah da oldu. Ama direkt cana gelmiyor. Vallahi bu kadın neler çeviriyor ben anlamıyorum ya. Bir şeyler çeviriyor da ne çevirdiği belli değil. Direkt dükkana gelir insan ya. İşin gücün yok mu senin? Niye dükkana gelmiyorsun? Anlamıyorum. Anlamıyorum vallahi anlamıyorum. Hemen şu takımızı paketleyelim. En azından bir tane bir götürelim ki sipariş çalışmıyormuş gibi olmasın. Şimdi bunu yaparken de otel bakmaya giderim. Hemen güzel bir yer buldum ilanda. Oraya gideceğiz. Orada kalacağız. Çok uygun da bir fiyatmış. Yani birkaç gündür hatta neden burada uyuyorum onu bile anlamadım. O derece uygun fiyatlı. Oh artık sıcak bir yatakta yatacağız yıllar sonra ya. Sokakta yatıyoruz yıllardır yeter. Nedir bu be? Tamam hani buraya geldiğimizden beri ülke değiştirdiğimizden beri sıcak bir yerde yatıyoruz. Eyvallah da yine belimiz ağrıdı yani parkede yatmaktan. Şu adresimizi alalım. Evi falan hallettikten sonra arkadaşlar artık böyle daha güzel para kazanabileceğimiz işler kovalayalım diyorum ben. Çünkü yüksek paralara ihtiyacımız var ya. Şöyle artık güzel bir araba çekelim altımıza. Sonra şöyle güzel bir evimiz olsun. Yüksek paralar kazanalım ki ev satın alalım. Şu an kiralık evde oturacağız resmen. Açılım Fehmi geliyor. Tamam lastiğe dek gelmiş çizdirmedi sıkıntı yok. Siparişimizi verelim 1500 dolarla günümüze başlayalım. Arada iş yapmak lazım çünkü para lazım be ne yapacaksın? Parasız hiçbir şey olmuyor bu hayatta. Yapacak bir şey yok. Ulan ya insan hayatı çok garip değil mi? Doğuyorsun okuyorsun 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 para kazan böyle iyi bir para kazanmak için okuyorsun resmen. Sonra meslek sahibi oluyorsun ölene kadar da para kazanıyorsun. O işi yapa yapa sürekli para kazanmak için. Sonra da ölüp gidiyorsun. Lan ne anladım ben bu hayattan? Diğer tarafta yanlış sokağa girdik. Şu ev galiba. Efendim paketiniz geldi. Efendim paketiniz geldi. Sıcak sıcak sıcak. Aha burası değilmiş. Yanlış ev yanlış ev. Burası mı? Heh efendim paketiniz geldi. Yan daireye yanlışlıkla ziline bastım. Siz söylersiniz. Paketçi yanlışlıkla zilinize bastı diye. Teşekkür ederim efendim. Afiyetler olsun. Sıcak sıcak getirdim. 10 puanınızı bekliyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin. 1500 dolarımı aldım ve dönebiliriz. Ben bir hemen patrona mesaj atayım. Patronum. Gülüş. Patronların en güzeli. Günaydın. Ben pakete çıktım. Yana dönmeden bir ev var da oraya bakabilir miyim tutmak için? Acaba kiralık tabi satın alacak nerede para? Acitasyonu da hemen hemen acitasyonda. Evet mesajımı yazdım izin verirse eğer eve bakmaya gideriz. Ev şu bu arada en azından bir dışarıdan şöyle bir önden geçeriz. Eve doğru gidiyorum o arada da patron yazar herhalde diye düşünüyorum. Kirası falan ne kadar acaba? Hemen bir basalım. Sıcak yatakta yatmak istiyorum ya. Sıcak yatakta yatacağım be. Aha giriş şu taraftan galiba. Valla bu motel işte. Ooo şey diyeyim mi? Biz burada var ya bayağı yaşarız. Gerçi bayağı yaşamak istemiyorum ben ev satın almak istiyorum. Ev satın alacağım orada kalacağım. Ama o ev alana kadar burada tabii ki günlerimizi geçireceğiz sıcacık yatağımızda. Böyle motorumu da park edeyim şuraya öyle. Tweet atmıyoruz bayağıdır ya dur şöyle bir selfie atayım. Aha. Patron içeriden mesaj Tamam Fehmiciğim işlerini hallettikten sonra diğer siparişlere de bak. Ya bakmam mı ya? Teşekkür ederim. Siz isteyin. Yeter ki. Bir dakika şimdi önce bir fotoğraf paylaşacağım. Hey girl mı dedi o? Efendim kardeş bana mı dedin? Şöyle bir tweet atalım hemen. Aşkılığımızı görsün ya. Heh. Motorum ve
yeni kalacağım yer keyfi paylaştım. Mis. Evet, şimdi şuraya bir bakalım. Burada ne varmış? Aha, burayı tuttum mu lan ben? Kirası ne kadar abicim buranın? O deposu da var. Depomda hiçbir şey yok tabi. Ne koyacağız lan depoya? Aha, beleş meyve de var vallahi. Lan beleş laptop da var. Oo! Burada kıyafetlerde neler var? Burada askılıkta bir şeyler gözüküyor ama hiçbir şeyimiz yok. Ha. Aha, paspasım bile var. Güzel, güzel, güzel. Gerçi bunlar benim değil ki, burası otel. Ama meyveleri yerim kardeş. Meyveleri yerim. Ona karışmam yani. O ne? O ne öyle? O ne öyle? Ne kadar? $250 olması lazım. $250 hemen ben buradaki kardeşe sat, emlakçı mıdır nedir artık, ona vereyim. Efendim selamlar, ben şimdi baktım da odaya. $250 verip ben burayı tutmak istiyorum. Yalnız böyle birkaç, yani bir aylık falan tutmak istiyorum zaten. Sonrasında ayrılacağım, ev alacağım, biliyor musunuz? Para yapayım birazcık, ev alacağım. Ben size şöyle hemen $250 takdim edeyim. Hemen $250. Evet efendim, verdim mi? O zaman hayırlı olsun diyelim. Şöyle teşekkürler efendim, teşekkürler. Anahtarı da aldığıma göre. O zaman ben gidiyorum. Allah, ben şimdi şuraya gidip yatağa bir uzanmak istiyorum ya. Be, oh be. Mis gibi yatağında yatıyor sonunda Fehmi. Şuna bak ya, başında saati var, abajurları var. Bak bak bak, karşısında televizyonu var, PlayStation'ı var, kahvesi var, buzdolabı var. Vay be Fehmi, çöplerden yemek yiyordun, nerelere geldin lan? Vay be, nerelere geldin? O zaman kalk, hadi kalk, çalışma zamanı, çalışma zamanı, kalk. Yürüyelim gidelim, çalışmaya devam. Ev tuttuk diye yatmak yok, para lazım bize. Bize para lazım, sonunda artık evimiz var be, evimiz var. Daha ne? 1+1 de olsa, 1+2 olsa, neler olursa olsun. Dur bakayım hemen, dükkanı şuradan işaretleyeyim. Hadi bakalım, deme takalım. Bir şey diyeceğim, şu araba ne ayak? Biz bunu önceki bölüm dükkanı gözetlerken de görmüştük. Yanından bir geçip gideceğim, bir dakika. Bizi mi takip ediyor? Allah Allah. Yok lan bak şu an. Yok ya, bizi takip etmiyor o zaman. Aha geliyor lan. Ha iyi iyi iyi, bizi takip etmiyor. Yol değiştirdi, tamam. Bizi takip ediyor zannettim ha. Ne oluyor lan diyecektim. Ne oluyor lan? Patroniçem gelmiş mi ki ya? Bir bakayım bir bakayım. Patroniçem. Özledim ya şapşalı. Gelmemiş. Patroniçem yok. O zaman biz bir hemen paket daha çıkalım. Ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimizi de pişirelim hemen. Çalışmaya devam ediyoruz. Bak motorumuzu aldık. Üstümüzde ne kadar var? $20,500 var. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Neden? Çünkü çok daha para lazım. Çok fazla para lazım. Araba olarak da bu arada ne alalım? Tavsiyelerinizi yazın. Benim aklımda bir araba var. Bütün Türklerin yabancı ülkeye taşınırsa eğer aldığı bir araba var. Aklımda o var. Çünkü ucuz. Onu almayı düşünüyorum. İlk araba olarak bence çok tatlı olacaktır. Şu patronun Mercedes'ten çok istiyorum da o çok pahalıdır. O $100,000 falandır yani. O kadar para şu an zor. $100,000 yapsak bile o parayı bir arabaya vermemiz çok mantıksız olur. Sonuçta daha büyük işler kovalayıp bir şey diyeceğim. Biraz önce bizi takip eden araba değil miydi o? Dur dur dur, bir konuşalım. Kardeş, alo. Bir şey diyeceğim, bir bokluklar var bak. Bak çekti gitti. Alo. La gitmiyor da bak. Orada durdu bu sefer de. Dur lan bir dur 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 dur. Bak gidiyor. Anlamadım, bunlar bir dükkanı gözetliyor. Beni mi gözetliyorlar, dükkanı mı gözetliyorlar ya? Bir şeyler var da dur bakayım ya. Hadi hayırlısı. Şu paketi hemen paketleyeyim ben bir. Oradalar mı hala? Ha iyi, gittiler. Allah Allah. Patronu mu gözetliyorlar acaba? Patronun başı mı belada? Bizi gözetliyorlar. Lan aha bak yine geldi. Abicim bekle şu bari paketi, şu tako paketini kafana vuracağım, bekle. Bekle, celladın geliyor, bekle. Öğreneceğiz, öğrenecek. Onlar ne ayak, öğreneceğiz. Siparişimi al, yerini alayım hemen. Şu hemen paketi bırakıp gelelim. Bakalım takip edecekler mi? Etmezler herhalde. Şu an aynen onlar görmüyorken hemen bastım. Takip etmezler büyük ihtimal. Patronum nerede benim ya? Anam lan lan, ben cevap verdim mi patrona? Dur 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 dur. Çok önemli bu mevzu. He aynen verdim tabii. Teşekkür ederim. Siz isteyin yeter ki yazdım. Cevap vermemiş ona. Olsun olsun be. Ne yazacak ki sonuçta? Utanmıştır, utanmıştır. Sonuçta aşık bana kadın. Kadın bana aşık, sonuçta utanmıştır. Ne yaz? Şimdi hop. Paketimizi bırakalım. Sonra geri dönelim. Ne kadarım olmuş olacak? 20.500 vardı. 23.000'imiz olacak. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Bir sonraki bölüm ne yapalım? Onda mutlaka fikirleriniz falan varsa yorumlarda yazın arkadaşlar. Hangi ev? Şu ev mi? Şu ev mi? Şu ev galiba. Bir deneyelim. Aha bu ev değil, bu ev değil. Lan yine var bak. Kardeşim bir dakika. Bir dur 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 dur. Aha ulan bunlar hala gözetliyor. Beni gözetliyorlar ya. Neyse dur, sipariş. Allah Allah, Allah Allah. Efendim buyurun siparişiniz. Vallahi sıpsıcak, yemin ediyorum sıpsıcak. Daha dumanı üstünde, püfür 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 püfür. Afiyetler olsun, 10 puanınızı unutmayın. Teşekkürler. Çimenlere birazcık ezmiş olabilirim, kusura bakmayın. Kusurun namına. Kaç 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 lan, adamların çimenlerini ezdik, kaç. Evet, dükkanımıza dönelim. Hemen konumu işaretliyorum. Dönelim dükkana. İnşallah patron gelmiştir ya. Oyunun gül yüzünü özledim ben ya. Tatlı şey. Bir de o takım elbise giymesi yok mu böyle? Şeye gelirken, dükkana gelirken ciddiyeti yok mu? Lan manyak takocu aslında. Niye takım elbise giyiyor onu da anlamıyorum ha. Çok garip. Hemen ve dükkanıma geldim.
Arabasını mı gördüm ben? Allah'ım içeride ya. Bak bak bak, Porsche'la gelmiş. Patronum, nasılsınız bugün? Gelmeyeceksiniz diye düşünmüştüm. Bayağı geciktiniz bugün, ben anlamadım. İsterseniz hasta mı hissediyorsunuz? İsterseniz bugün gidin. Bugün siz dinlenin, ben her şeye bakarım. Her şeyi vallahi bakarım. Hiç sıkıntı yok yani. Bütün dükkanı kapatırım, paketlere devam ederim. Siz gidin istirahat edin, kıyamam size. Bugün çok güzelsiniz ayrıca. Hiç hasta gibi durmuyorsunuz. Ya Allah'ım ya! Allah'ım ya! Gidiyor mu lan? Sarıldı gitti, hiçbir şey söylemeden utanıyor ya. Ya bu kadın aşık bize, yemin ediyorum aşık ya. Bak sarıldı gittim, manyak ya. Allah'ım yarabbim. Bak bak, bayıldım resmen, yemin ediyorum bayıldık. Dur bir şey diyeceğim. Onun evi nerede ya patronun? Aa gidiyor. Paketi çıkıyormuş gibi yapalım. Patronu gizden gizden takip edeceğim. Onun evini artık konumla öğrenmek istiyorum ya. Böyle evine paket falan, çiçek falan yollarız. Gizli gizli. Aa burada mesafeden görür herhalde. Dur birazcık mesafeyi koruyalım. Paketim o tarafta, paketim o tarafta. Evine çiçek falan yollarız. Şu konumunu öğreneyim de. Çünkü evinin adresini hiç bilmediğimi zannediyor sonuçta. Evine çiçek yollarım. Böyle büyük ayıcık yollarım. Hediyeler yollarım. Bir sürü çikolata falan yollarım. Mutlu olsun, kıyamam. Hastaymış hem bugün. Mesafeyi tutmam lazım, mesafeyi tutmam lazım. Umarım fark etmez bu arada. Niye takip etsin diyor, takip ediyorsun diye ağzıma sıçabilir çünkü. Aha ha, bak 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 hele, basmaya başladı biraz biraz. Nereye giriyor lan? Önündeki arabalar ne ayak? Bu arabalar ne ayak? Allah Allah, dur bakayım. Tam ya tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, bir şey yok. Burayı terk et. Abi vallahi bir şey yok. Hayır, ben patronum burada otur. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çekiliyorum. Tamam abicim, tamam. Silah tutmana gerek yok abi, sıkıntı yok. Amanım. Patronum burada otur. Bir şey diyeceğim. Ya tamam abicim, bak silah tutmana gerek yok. Silah tutmana gerek yok. Burada patronum oturuyor benim. Tako dükkanı var biliyorsunuzdur. Tamam, tamam abi. Bak tamam, çekiliyorum. Gel 2 dakika şu. Tamam bak, dışarıya çıkıyorum, orada konuşalım. Sıkıntı yok ya. Bak bir dakika, üstümü ara abi. Bak sıkıntı yok, bak üstümü arayabilirsin. Vallahi hiçbir silah, bıçak, hiçbir şeyim yok. Zararsızım gerçekten. Tamam bak abi şöyle. Yok vallahi hiçbir şey yok ya. Ne oluyor lan? Vallahi hiçbir şey yok. Tamam çıkıyorum geri. Gel abi gel şurada 2 dakika konuşalım ya. Üstümde hiçbir şey yok. Vallahi sıkıntı yok. Ben ne olduğunu bile anlamadım ya. Abi şimdi bak, benim derdim şu. Benim patronum oturuyor burada ve benden hoşlandığını düşünüyorum. Allah Allah. Aramızda bir şeyler var bence en azından. Allah Allah. Ona hediye falan gönderirim diye takip ettim geldim sadece. Olay bu yani. Patron Bella Bella. Ben onunla konuşabilir miyim ya? Ben onunla konuşabilir miyim abi, bir dakika. Ben onunla konuşacağım ya. Tamam, 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 tamam. Abi hayır, bu işte bir şey var ya. Patronun başı belada mı, anlamadım ki ya. Neyse, dükkana geldiğinde ya, şimdi gideyim eve bir uyuyayım. Allah Allah, dur motel işaretleyeceğim. Eve gideyim bir uyuyayım. Sabah olacak artık. Anlayacağız ya. Sabah olunca patronla konuşacağız yani. Yapacak bir şey yok. Bu ne? Başı belada büyük ihtimal. Bir sıkıntısı mı var? Nedir? Anlamadım ki ya. Yani patronun korumaları falan olamaz herhalde. Ne alaka? Kız takucu ya. Resmen bizi paket edip gönderdiler ya. Böyle bir şey olamaz. Adım atamadım. Adam silah çekiyor ya. Şu motoru da bu arada şöyle bir temizleyelim bugün, çünkü sürttük. Şöyle oh, motorumuzu temizleyelim, gıcır gıcır olsun be. Baldık yalı olsun, yarın işe çıkacağız işe. Oh, mis gibi de oldu. Gidelim uyuyalım. Uykusu da oldu. Bu patron işinde yarın artık dükkana geldiğinde konuşacağız yani. Böyle olacak iş değil. Ben anlamadım, bir şey var ama bakalım göreceğiz. Vallahi mis gibi yatağımızda. Oh, bugün uyuyacağız ama yarın olmasını bekliyorum. Bir an önce yarın olsun, uyuyup kalkalım. Şu patronla bir konuşalım. Bu işler ne alaka? Ne oluyor, ne bitiyor? Gerçekten merak ediyorum. O zaman iyi geceler. Günaydın, günaydın. Lan oğlum, yatakta ne hale gelmişim. Alışkın değilim yatakta böyle rahat rahat uyumaya. Hadi bakalım. Şöyle bir tanecik meyve yiyelim. Oh, bir tane attım ağzıma. Oh, üst başımız valla sürekli bununla yatıp kalkıyoruz ha. Yeni bir üst baş da alırız artık ya. Para kazanıyoruz lan. 21 bin, 23 bin dolarım var ya lütfen. Şimdi motoru atladım. Patron dükkana değildir. Gidip dükkanı bir açacağız çünkü. Sonra biz paket varsa, iş varsa işe çıkarız. Sonra işte patron gelecek, konuşacağız işte. Yapacak bir şey yok yani. Ama ne bileyim ya. Gerçekten çok merak ediyorum olayı. Bas babacım bas. Evet, patron gelmemiş tabii ki. Aman ne zaman erken geldiğini gördük ya. Resmen ben olmadan önce erken geliyordu. Dükkanı o açıyordu çünkü. Neyse, ellerimizi yıkayalım. Bismillah diyelim. İyi günün ilk siparişine başlayalım. Şöyle etimizi de pişirelim. Üf var ya, bu et işini de çözdüm yemin ediyorum. Buradan sonra kendim bir restoran açsam ne yapsam ya? Şu etin güzelliğine bak 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 bak. Yemin ediyorum yapıyorum bir şey. Oo, mis gibi oldu. Yemin ediyorum karnım acıktı ha. O kadar güzel. Hemen buradan içeceğimi alayım. Paket paket. Aha, o araba ne? Bak yine orada bir tane araba duruyor. Abi niye siyah siyah arabalar beni takip ediyor sürekli ya? Bak önceki bölümde de arkadaşlar
arkadaşlar. Dükkanı böyle bir gözetliyor, sonra kaçıyor gidiyor. Kimse dikkat etmemiştir büyük ihtimal ona, ama dikkat etmediyseniz eğer o videoya gidin ve o videonun kaçıncı dakikasında bu olay yazın. Bundan önceki bölümde öyle bir olay var. Evet, paketimizi de yaptık. Bu araba belki park halinde mi? Bizle alakası yoktur belki. Psikolojimiz bozuldu lan. Bütün siyah arabaları bizi izliyor zannediyoruz. Adresimizi de alalım. Hadi gidelim. Ne kadar uzaklıkta? Aha çok yakın ha. Hemen basıyorum. 60... Kaç bu? 600 metre. Hemen götürelim. Aha burası ne? Aa, iş yeri mi yemek sipariş etmiş galiba? Efendim buyurun, siparişiniz geldi. Buyurunuz. Sıcak sıcak siparişinizi getirdim. Buyurun efendim. Afiyetler olsun. Daha çok sıcaktır. 10 puan verirsiniz eğer çok mutlu kalırım. Bir de notlara yakışıklı Fehmi patronu çok seviyor yazarsanız mutlu olurum. Hadi bakalım şimdi dükkana dönelim. Dur hemen bir işaretleyeceğim önce dükkanı. İnşallah patron gelmiş olur ya. Lan. Abicim bir dakika tamam sıkıntı yok. Efendim abi sorun yok. Bin arabaya. Abi bir şey diyeceğim, nasıl bin arabaya ya? Abi bir şey diyeceğim, arabaya falan bineceğim falan yok ya, saçmalamayın, arabaya niye biniyorum? Motorum ne olacak, motorum burada, ben kaç bin lira para verdim buna biliyor musunuz? 5 kuruş param yok. Abi ben gidiyorum. Vallahi abi siz yanlış beni karıştırmışsınızdır. Tamam. Bir şey diyeceğim, motorumu şöyle çekeyim bari lütfen. Bak kaçmıyorum. Motorumu şuraya çekeceğim. Kaç bin lira para verdim? Son paramı ben buna verdim ya. O ne şekil hareketler, takla neydi ya? Tamam abi şöyle koyuyorum. Vallahi koy. Ya Allah'ım ya. Tamam. Ne abi sen Matrix çok mu izledin abi? Ney? Tamam geldim. Vallahi bak bir yumruk koyar alırım ha silahı elinden. Lan. Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Oha abi. Lan niye kelepçeliyorsun? Polis misin abi sen? Lan arabaya soktu kelepçeleyip ya. Abi suçum ne? Gözünü seveyim ya. Allah Allah, çakal arabayla aldı götürüyor beni. Polis olamaz ya, böyle bir polis arabası yok. Abi bir şey diyeceğim, nereye gidiyoruz? Gözünü seveyim onu söyle bari ya. Bak nereye gittiğimizi söyler misin? Abi arabayı da güzel kullanırsan bu arada. Arkada koltukta midem bulanıyor. Abi ben bu ülkeye geldim, başıma hiç böyle şeyler geleceğini tahmin etmiyordum ya. Abi yemin ediyorum paketçiyim bak. Vallahi paketçiyim. Kimse hiçbir zararım olmadı bugüne kadar ya. Allah Allah, konuşmuyor, çıldıracağım. Motor gitti. İnşallah motoru çalmazlar oradan. Has. Patronun evine geldik. Abi ne oluyor ya? Lan patronun arabaları. İçeride daha kaç tane araba var? Abi ne oluyor? Abi bir şey diyeceğim. Patron Bella'yı tanıyor musunuz? Burası onun evi. Abi niye konuşmuyorsun? Gözünü seveyim ya. Arabalara bak. Bunlar patronun arabaları ya. Patronu ele mi geçirdiniz? Ne yaptınız? Ne oluyor abi? Ne oluyor ya? Ne geleyim mi, ne yapayım? Buradan mı bekleyeyim, ne yapayım? Vallahi gidiyoruz. Tamam abi geliyorum. Geliyorum abi, tamam. Nereye geldik abi? Nereye geldik ya? Oha, eve bak anasını satayım. Ev çok iyi değil mi? Ev bayağı iyi. Tamam da sorun ne, derdiniz ne? Ben hala anlamadım abi. 2 dakika konuş bari ya. Derdinizi anlasam vallahi sıkıntı yok ya. Benim kimseye hiçbir zararım yok ki. Bella nerede? Patronum işte. Konuşmuyor abi. Yok, tık yok ya. Heh, ne var? Bekle lan. Tamam bekliyorum. Adam kaç saat konuşmadı. Şu an bekle dedi ya sadece. Şaka gibi. Abi patronun da mı başı belada, nedir ya? Olay ne, anlamıyorum ki. Aha mesaj mı geldi? Patron için mesaj attı. Fehmi olduğun evin üst katına gel mi? Katına geliyorum ama adam orada dur dedi. Lan gizlice mesaj mı attı ki, onu da mı tutuyorlar? Abi gidiyorum. Eğil şöyle. Nerede bu adamlar? Hani patron da yok ki. Patronum? Ne oluyor? Siz iyi misiniz? Kaçırdılar mı sizi? Zarar mı verdiler? Ne oluyor şu an? Patronum nasıl olur ya? Bu kadar adam, bu kadar araba. Hepsi sizin mi gerçekten? Arkadaşlar diyor ki bütün, yani o para kaynağı falan hiçbirisi asla tako değilmiş. Peki aramızdaki olan şey, peki bu saatten sonra ne olacak? Tamam bir şey diyeceğim, gerçekten hiçbir şey görmemiş gibi davranırım. Ben buraya gelmemin tek sebebi sizin evinizi öğrenip hani hediye yollarım, bir şey yaparım. Tek sebebi buydu. Gerçekten yalan mıydı her şey? Hiçbir şey hissetmiyor musunuz bana karşı? Ya şeyler hissediyormuş ama yani gerçekten seviyormuş beni. Ama bunları öğrenmemen gerekiyordu Fehmi diyor. Ben ne yapacağım peki? Yeni iş falan nasıl bulurum? Adamınız olarak alın yanınıza. Yanınızda çalışayım. Kulübeniz varsa köpek olayım kulübeye. Peki siz ne iş yapıyorsunuz? Hiçbir şey söylemeyecek misiniz? O arabaların falan tek sebebi bu işler o zaman. Yani tako öyle falan olmuyor öyle mi? Peki neden yaka paça aldırdınız? Dükkana gelip konuşamadınız mı benimle? Anladım. O zaman görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Bu kadar mı gerçekten? Sadece bu mu? Bir sarılın be bari. İyi bak yine bir fena oldum. Dur tamam çok elleme. Fena oluyorum biliyor musun? Dayanamıyorum. Görüşürüz patronum. Tamam ben kendime yeni iş bulurum. Merak etmeyin. Görüşmek üzere. Sizi tanımak güzeldi. Abi şaka gibi. Kovulduk. Kovulmayı bırak. Hem patronu artık bir daha göremeyeceğiz. Hem de patron ne işlerle uğraşıyormuş. Bu ne böyle ya? Resmen hüzünlü bir bölüm oldu. Buradan mı çıkış? O adamın yaka paça getirdiği yer. Biliyorum zaten buradan olduğunu. Görüşmek üzere. Sizi tanımak güzeldi. Çıkarsanız kapı kapansın. Ve onun son görüşümüz müydü ya? Beni gerçekten seviyor zannettim. Gerçekten bana aşık oldu zannettim.
zannettim. Belki de seviyor ama bu işleri öğrenmemem gerekiyordu. Ah Fehmi ya, işten de kovuldun. Hayatında olan ilk aşkını da kaybettin. Niye takip ediyorsun ki ya? Bok var evini öğrenince, bok var. Ama gerçi böyle de nereye kadar? Şuna bakar mısın? Kadın mafya çıktı bildiğin ya. Neyse, son defa gördüm resmen. Asansör kapandı ve o gül yüzünü bir daha göremeyeceğim. Güzelliğinden gözlerimi alamadım. Kolay gelsin abi, kolay gelsin. Gidiyorum ben. Çıkışı biliyorum ya. Tamam. Çıkışı biliyorum, giderim ben ya. Zaten sinirlerim bozuk. Vallahi sana çatarım ha. Elinde silah var diye. Lan! Sen namın. Tamam gidiyorum. Sen o elindeki silaha dua et. O elindeki silaha dua et. O elindeki silah olmasa var ya, seni şuraya gömerdim yemin ediyorum. Artist yürü. Tamam. Tamam. Gidiyorum. Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi ben o taksiyi nereden bulacağım? Gidiyorum. Daha ne geliyorsun ya? O bu arada o patronuna söyle. Bu böyle bitmez. Yok ya. Şimdi nasıl biz gideceğiz? Motoru bulacağız ya. İşten kovulduk ya. İşten kavulduk. Şu an resmen patronla bir daha görüşemeyeceğiz. Yeni bir iş bulmamız lazım kendimize. Patron mafya çıktı ya. Kim bilir ne işlerle uğraşıyor. Dükkana geldiğinde de konuşabilirdi bende. Niye yakapaça getirtirdi beni ya? Bir taksi çağırayım. Gideyim ya. Yapacak bir şey yok. Taksi çağırıyorum abicim. Evet, taksiyi çağırdım. Hadi abi, hadi taksi de bir gelsin artık, yemin ediyorum. Aha abicim, merhabalar. Abi nereye gidiyoruz biliyor musun? Aha ben işaretli lan zaten, oraya gidiyordu. Hiç hissettin mi, ne yaptın ya patronum? Ne patronu ya? Sürekli patronu anıyorum. Fehmi, çıkar onu aklından. Çıkar, tamam artık yok yani. Zaten ben çok hoşlanmıyordum ya. O yani bize aşıktı, benim hoşuma gidiyordu işte. Gerçekten hoşlanan insan, işten bari kovma ya. Olay neyse bahset bana. Ben senin yanında olurdum ya. Ben senin yanında olurdum. Ben herkese yalan söylerim, sana yalan söylemem. Niye böyle yaptı ya bu kadın? Ağlamayacağım ya. Ağlamayacaksın Fehmi. Tamam, tamam. Şimdi gidelim. Motorumuzu alalım. Abi şöyle müsait bir yerde inebilir miyim? Tamam abi, tamam. Müsait bir yerde ineyim. Kaç dolar abi? 25 dolar veriyorum hemen. Keyfim bozuktu abi bugün. Buyur, kolay gelsin. Aha, yavaş. Allah çarpsın, sinirim bozuk zaten. Ne var lan? Ne var? Bir inin. Ne var? Ney? Ne diyorsun lan? Tamam bak, kadınsın. O yüzden bak elimi kaldırmıyorum. Sinirim bozuk zaten. Yürü. Yürü, kapat kapını da yürü. Erkek olsa diyemiyorum, sinirimi çıkaracaktım ya. Ne yapacağız abi? Biz ne iş yapacağız ya? Ne güzel mis gibi işimiz vardı. Ne kadar param var? Allah'tan birazcık para yapmış olduk. Motor benim zaten Allah'tan. Hani motor yapmış ve 25.000 yani 24.500'de para yapmış olduk. İyi yani, bir yolumuzu buluruz. Artık kafamızı sokabileceğimiz bir evimiz var Allah'tan. Bir eve gideyim, ne yapayım? Bir kafamızı dinleyelim ya. Şaka gibi olay ya. Gerçekten. Nasıl olur ya? İşten kovdu bizi ya. Tamam anladık, mafyasın. Kara işlerle uğraşıyorsun. Bir sürü adamın var. Çok zenginsin. Para aklamak için mi yapıyor bu takuculuğu da anlamadım ama. Yani gerçekten seviyorsan, hoşlanıyorsan yapman gerekmiyordu ya. Neyse, tamam Fehmi, tamam. Konu kapandı abi. Patron diye birisi artık yok, unut. Yok artık öyle birisi ya. Gidelim otelimize. Kafamızı koyup bir yatalım, bir dinlenelim. Heh, şöyle motorumu park edeyim. Abla, takıcı abla da burada kalıyormuş herhalde. Bir an dedim ne oluyor? Çık abi odana, çık. Lan akşam da olmadı ki, uyuyamam ki ben, ne odama giriyorum ya. Nereye gitsek? Şöyle navigasyonu açayım. Deniz kenarı bir yere basıp gidelim en iyisi. Ne işim var benim otelde ya? Ne işim var? Temiz hava alalım biraz. Geldiğimizden beri full çalışıyoruz resmen. Full paketçilik. Artık gidelim de birazcık kafa dinleyelim madem. Şu an işsiziz zaten. Cebimizde var şöyle bir 25 bin dolarımız da. Bir şekilde iş buluruz ya. Gerekirse o 25 bin dolarla yaparız yani bir şeyler ya. Mutlaka yapılacak bir şey bulunur diye düşünüyorum. 5 kuruşsuz değiliz artık. Ulan be, hala atlatamadım ama olayı. Tamam Fehmi, çıkar aklından. Daha artık yok. Daha görmeyeceksin onu. Zaten sen onu sevmiyordun ki, o seni seviyordu oğlum. O seni sevdiği için sen etkilenmiştin. Seni kim sevdi ki lan bugüne kadar? He? Ne oldu? Patron mu sevecekti seni? Unut oğlum, unut. Yok öyle bir. Seni kim sevdi bugüne kadar da patron sevecekti? Aha, vay be. Bu hikaye böyle bitmemeliydi ya, patronlu olan. Şimdi yeni iş ne yapabiliriz onu düşünmek lazım. Çünkü yani paranın bitmemesi lazım. Para lazım, parayı çoğaltmamız lazım. Yeni araba almamız lazım, ev almamız lazım. İşleri büyütmemiz lazım. Üstümüzden başımızdan kurtulmamız lazım. Güzel şeyler giyinmemiz lazım. Lazım da lazım yani, bunların hepsi içinde para lazım. Şehirde bir böyle odunculuk yapan bir yer var diye duydum. Oraya bir gidip konuşabilirim. Parası ne kadar bilmiyorum. Hani motorla yapamam bu işi. Buranın patron mesaj attı. Abi aç, aç. Fehmi seni görebilir miyim arada bile olsa? Herhangi bir sıkıntı olursa bana ulaşabilirsin. Mecbur kaldım çünkü sen de biliyorsun, böyle olsun istemezdim. Ama istersen buluşup görüşebiliriz zaman içerisinde. Sen beni yaka paça adamlarına tuttur, yanına getir. Sonra beni işten kov, sonra arada görüşebiliriz istersen. Patron evet, gerçekten bize aşıkmış. Şu an buradan bunu anlıyoruz, bu yazdığı mesajdan. Hani düşünsene, mafya bir lider resmen. Ama böyle bir mesaj attığına göre gerçekten bize aşık. Ama o işler öyle olmaz yani. Sen kalbimizi kırdın bir kere. İşten kovdum he bizi. Ne kadar zor durumda olduğumu biliyor. Nereden geldiğimi biliyor. Kalacak yer daha ben bugün buldum.
istemez. Hadi bakayım. Sen yoluna, ben yoluna patron. Bir daha da patronu görmeyiz kardeş. Sinirlerim bozuldu ya. Birazcık hız yapalım. Akşam da oldu zaten, eve kadar hız yapıp yatalım uyuyalım gidip ya, bu nedir? Fehmicim böyle olsun istemezdim, arada görüşelim. Oldu canım, oldu canım. Sinirliyken de var ya sarıyor ha hızlı bir şekilde motor kullanmak. Fehmicim arada görüşürüz istersen. Görüşürüz, çok beklersin. Lan yolu kaçırdım. Lan yavaş yavaş, alo. Şşş, sen dur bakayım bir. Dur. Ne oldu? Lan yavaş. Hah neyse, lan bir far patlamış Allah'ım. Bütün sıkıntılar üst üste geliyor, yeter ya. Bu ne abi, bütün aksilikler üst üste geliyor ya. Gidip yatacağız, sabah da artık ne olacaksa olsun. Bir düşünürüz artık, bir yolunu buluruz, bu ne ya. Şaka gibi. Ablacım sen daha ne yapıyorsun burada ya. Lan efkarlı efkarlı sigara içiyor. Abla selamlar. Kusura bakma bugün sana şey yaptım biraz da. Valla benim de çok sinirlerim bozuk. Bugün başıma gelmeyen kalmadı. Bir sigaran var mı senin? Bir tane versen ya. Eyvallah abla be. Sağ olasın. Yok be abla, anlatılacak bir şey değil ya. Valla anlatılacak bir şey değil. Ben burada yaşamıyordum. Buralara geldim işte. Çok sıkıntı zamanlarım oldu. Sokakta yaşıyordum ben abla. Başka bir ülkede. Türkiye'de. Türkiye'yi biliyor musun? Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Türkiye'de işte sokaklarda yaşıyordum. Milli piyango çıktı bana. İşte o parayla da komple direkt buralara geldim. Böyle bir iş buldum. Kuryecilik yaptım. Sonra da olaylar. Birazcık para yaptım işte. Yüzü düzelttik. Şu motoru aldım. Onunla paketçilik yapıyordum. İşte yeni de daha bir gün önce de buraya taşındım. Bu evi tuttum. Şimdi işsizim. İş bulmam lazım be abla. Gerçekten mi? Nerede abla o tekne? Peki ne kadara satıyor biliyor musun? Kimsenin amcan mı? Abla var ya, ne kadar kazanırım ki bu işten? Motorculuktan daha fazla kazanır mıyım? Tamam abla, sabah olsun bu işi seninle konuşalım, olur mu? Vallahi sağ olasın biliyor musun? Tekrardan mutlu ettin beni. Aha ablam, teşekkür ediyorum sigara için. Kendine çok iyi bak. İyi geceler. Gidip yatalım. Ablanın bir tane şeyi varmış. Ablasının kendinin değil büyük hatta. Amcasının bir balıkçı teknesi varmış. Satıyordu diyor. Çok da güzel para kazanıyordu diyor. Yaşlandığı için artık satıyor. İstersen birikmiş paran varsa falan onu alabilirsin dedi. Hani balık işinde ne kadar para var falan hiç bilmiyorum. Sabah olsun ablaya gidelim, bir konuşalım bakalım tekneyi ne kadar satıyorlar. Hani balıktan ne kadar para kazanabilirim, bunların hepsine bir bakalım. Olmadı bir o işi deneriz. Bakacağız artık. Vay be Fehmi. Olaylar ya. Patronu unut. Artık gerçekten öyle birisi yok. Onu hayatından çıkardın. Zaten o senin o attığın son mesajdan sonra o da sana bir daha yazmayacaktır. Bugün de senin için yakıyoruz. Ne yapacaksın? İyi geceler o zaman Fehmi. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Vay be. Garip bir bölümdü. İçimiz buruk bir bölümdü. Patron artık yok. Yeni bir iş bulmak zorundayız. Yeni bir iş yapmak zorundayız falan filan. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. İstemez.